Merhaba arkadaşlar, Nurgül'ün Tığ ve İniyorlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı, emeklerim için de beğeni ve yorum yapmayı unutmayalım. Sağ alt köşedeki kırmızı abone ol butonuna basarak abone olabilir, zil butonunu açarak da çektiğim videolardan haberdar olabilirsiniz. Evet arkadaşlar, bugün size göstereceğim, yani bu iğneyasını tığa çevireceğim modelim bu. Şimdi benim yattığıma geçelim. Benim tığa çevirdiğim modelim de bu arkadaşlar. Bakın çok hoş ve çok tatlı oldu. Aynı şekilde yapraklarım ve 3 yaprağım arkadaşlar. Yeşil yaprağımın üzerine bu şekilde 3 tane yaprak yapılmış. Evet, modelim bu arkadaşlar. İnşallah birebir aynısını sizler için çevirdim. Bu şekilde fil dişinden de ara suyumuz var. Tabi siz istediğiniz ara suyunu da koyabilirsiniz. Evet, modelimizin anlatım kısmına geçelim. Evet arkadaşlar, arasına bu şekilde 3 tane ara suyu koyuyoruz. Ve 2 tanesini bu şekilde yaptım. Şimdi bir tanesini de sizlerle beraber yapacağız. Evet arkadaşlar, tığ battımın içine sık iğne ile sabitliyorum. 3 tane zincir çekiyorum. Tığ battımın içine sık iğne ile sabitliyorum. 4 tane zincir çekiyorum. Şöyle ters çevirdim arkadaşlar. Hemen tığ battımın içine girip sık iğne ile sabitliyorum. 8 tane zincir. 2 3 4 5 6 7 ve 8. 8 zincirimi şöyle çevirdim arkadaşlar. Hemen yandaki tığ battımın içine sık iğne ile sabitliyorum. Bakın. Bu şekilde fil dişini yapmış olduk. Şimdi arkadaşlar 3 tane 2 tane de çekebilirsiniz. 2 zincir çektim galiba arkadaşlar. Bu şekilde tığ battımın içine girip sahte sık iğne dediğimiz olayla kapatıyorum. Bakın daha böyle zürafaya benziyor arkadaşlar. Yine 3 tane zincir çekiyorum. Yine yandaki tığ battıya girip bu şekilde sahte sık iğne alarak kapatıyorum. Siz normalde yapabilirsiniz. Ben size fikir amaçlı olsun diye bu şekilde yapıyorum arkadaşlar. İşinize, kendinize nasıl kolay geliyorsa o şekilde yapın. Bunun duruşu biraz daha, bakın şöyle zürafamsı duruşu olduğu için ben kendim denedim. Hoşuma gitti. Sizlere de dedim bir göstereyim. Beğenirseler yaparlar. O yüzden bakın sahte sık iğne olayıyla bu şekilde 4 tane kapattım. Şimdi 3 tane de arkadaşlar şu yaprağımın yuvası için tığ battı yapacağım. Bakın 4 tanesini ara mesafesi için verdik. 3 tanesini de yaprağımızın yuvası için yapalım. Bu 1, bu 2, yine aynı şekilde 3 zincir çekiyorum arkadaşlar. Zincir adedi aynı. Şöyle zinciri çektim, döndüm. 2 zincir çektim, döndüm. Hemen ilk tığ battımın içine bu şekilde sık iğne ile sabitliyorum. Ve buraya 9 tane zincir çekiyorum yaprağım için. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9. Bir tanesini ortada bırakıp ikincisine bu şekilde yine sahte sık iğne yaparak şöyle 2 zincir çekerek dönüyorum arkadaşlar. 2 zincirimi döndüm. Bir defa tığımı doladım ve yuvaya girip bir tane ilmek çıkardım. Üçünü birden bu şekilde sahte trabzan yaptım. Artık bu yaprağımın nasıl yapıldığını ezbere biliyorsunuz arkadaşlar. Sürekli bir aydır, bir aya yakın aynı yaprak işlemini sizlere gösteriyorum. Şimdi arkadaşlar 5 tane zincir çekerek kirpik yapıyoruz. Buraya bu sahte trabzanımın arasına bu şekilde kapatıyorum kirpiğimi. Şimdi dibine girdim. Sık iğne yaptım, bir ilmek aldım. Yuvaya girdim sık iğne ile, buraya bir ilmek aldım. Şimdi 2 alarak başa kadar geldim. Yine 5 zincir. 5 zincirimi yine ilk baştaki yuvanın arasından kapatıyorum. Buraya bir tane kirpik yaptım. Hemen
Dibinde bir zincir çekerek aynı yuvanın, kirpiği kapattığım yuvanın içinden bir tane ilmek çıkardım. Sıradaki yuvayı şu şekilde aralıyorum. Dibinde bir zincir çekerek oradan da ilmek çıkarıyorum. Ana yuvanın dibinden de bu şekilde zincir çekerek ilmek çıkardım. Kığımda bu şekilde 4 tane ilmeğim oldu. 2, 2, 2 olarak aldım. 5 zincir. 5 zincirimi ilk yuvamın içine... Evet, kirpik adedimiz 4 tane olacak. Şimdi 3 tane kenarda kirpiğimiz var arkadaşlar. 4. ve son sıramız için yine ilmek topluyoruz. Bakın, aynı bu şekilde kapattığım tomurcuğun olduğu yerden bir tane ilmek aldım. Yine sıradaki yuvadan sık iğne yaparak bir tane ilmek aldım. Ve bakın, hepsini sırayla ana yuvadan da bir tane alalım. İlmek sayımız 5 oldu. 5 tane ilmek sayımız varsa yaprak işlemimiz tamam arkadaşlar. 5 de kapatıyoruz. 2, 2, 2. Ve 5 tane zincir çekiyorum. Yine ilk yuvadan bu şekilde kirpiğimi kapattım. Bir zincir çekiyorum. Bakın, normal sık iğne yapıyorum arkadaşlar. Şöyle bir zincirimi unutmayayım. Bu şekilde sık iğneler yaparak aşağıya kadar geldik. Yani ana yuvaya. Şöyle yaprağımı her zamanki gibi biraz kenara çekiyorum ki öbürlerine yer açılsın. Rahat rahat yapıyoruz ilk yaprak olduğu için. Şimdi dal kısmının yapımına başlayacağız arkadaşlar. Bakın, bir, iki tane zincirimi çektim. Bir defa tığımın başını doluyorum. Hemen yuvaya girip üçünü birden alarak buraya bir sahte trabzan yapıyorum. Yine aynı şekilde bir, iki zincirimi çektim. Döndüm. Bir defa doladım. Trabzanın arasına girdim. Bu şekilde üçünü birden kapattım. Yine buraya sahte trabzan yaptım. İki zincirimi çektim. Dönüyorum. Bir defa dolayıp yine aynı şekilde aralıyorum. Ve üçünü birden kapattım. Üç sıra bu şekilde arkadaşlar, sahte trabzan yaparak bu şekilde dalımızı yaptık. Üç sıra. Beş zincir. Sarı kirpiğimiz için 5 zincir arkadaşlar. Dönüyorum. Sık iğne ile, bakın, hiç dolamadan sadece sık iğne ile 5 zincirimi buraya yuva yaptım. Bu şekilde 5 zincirden yuva yaptım. Şimdi 9 tane zincir çekiyorum. 5, 6, 7, 8 ve 9. 9 zincirimi döndüm. Bakın arkadaşlar, bu 5 zincir ortada boş kalacak. Buna hiç ellemek yok. Bu 5 zincirim ortada boş kalacak. Ben 3. trabzandan olan yuvanın. O yüzden onu sahte sık iğne yapmadan direkt sık iğne ile yaptım. 5 zincir ortada kalması için. Ben bunu 3. bu yuvanın içine, sahte trabzandan yaptığım yuvanın içine kapatıp buraya ana çiçeğim için 9 zincirden yuva yaptım. Şimdi aşağı iniyorum. 2 zincir. Tek de inebilirsiniz arkadaşlar. Çünkü sahte trabzandı. Biraz kısa da oldu. Tığınızın zincir ayarına göre birer birer de zincir çekerek inebilirsiniz. Evet. Şimdi ana yuvaya da girip bir tane sık iğne yaptım. Şöyle iki zincir çekerek aynı bu yaprağı nasıl yaptıysam bu tarafı da o yaprağa yapacağım arkadaşlar. Evet. Dalımız da bu şekil oldu. Evet, şimdi çiçeğimizin yapım kısmına geçelim arkadaşlar. Ben de şu yaprağı tamamlayıp hemen geliyorum. Evet arkadaşlar, yaprağımızın öbür tarafını da tamamladık. Bu şekilde, bakın, aynısını o tarafı da yaptım. Bu 9 zincirli yuvamın içine sık iğne ile ipimi buraya sahte sık iğne ile sabitledim bu şekilde. Hemen arkadaşlar, bunu şöyle kenara çekerek işlemimize başlıyoruz. Dibine bir tane zincirimi çekiyorum. Bu bir zincir tümsekliğimizi belirliyor arkadaşlar. Hemen yuvaya girdim. Bir zincir. Bu iki.
Yanına girdim. 3. Bir sonrakine girdim. 4. Kıvımda bu şekilde arkadaşlar 4 tane ilmeği topladım. Bu 4 ilmek temel atıyoruz arkadaşlar. Bu şekilde 4 tane ilmekten 3 tane yuva hazırlayacağız. Evet. İkişer ikişer başa kadar çektim. 4 tane zincir çekiyorum. 4 zincirimi çektim. Bakın şu tığımı biraz bol bırakalım arkadaşlar. Şöyle ilmek çekmek için sahte sık iğne biliyorsunuz. İlmektekinden geçtiği için biraz gevşek olması gerek. Ve üzerine yine 3 zincir. Evet 4 zincirli bir tane yuva yaptık. 3 zincir çektik. Onu da yine yeni ilmek aralayıp bakın bu şekilde kapattım. 1, 2, 3. Evet 4 tane ilmeğe 3 tane yuva oluyor dedim arkadaşlar. Sonuncu ilmeğimizi de bu şekilde aralayıp tığımdaki ilmekten geçip köşe olduğu için 4 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3 ve 4. Dönüyorum. Bir sıra daha arkadaşlar bu 3 yuvadan yapacağız. 2 sıra yani 3 yuvamız olacak. Şöyle 4 zincirimi hemen yanındaki yuvaya kapattım. 3 zincir. Onu da sıradaki yuvanın içini aralayıp bu şekilde. Onu da oraya kapatıyoruz. Yine 3 zincir. Bakın sonuncu. Bu 4 zincirli yuvamı aralayıp tığımdaki ilmekten çektim. Bu şekilde üzerine 2 tane zincirimi çektim. Dönüyorum düz yüzüne. Evet. Şimdi yuvanın içine girdim. Tığımdaki ilmekten çıktım. Evet. Kapattık. Kesim işlemi yaptık. 2 zincir çektik arkadaşlar. Bu şekilde kesim işlemi yaptık. Şimdi 3 zincir. 2 tane yuvamız kaldı bakın. 3 zincir. 2 yuva. Şöyle sahte sık iğne ile kapat. 3 zincir sonuncu yuvamın içine de girdim. Buraya sahte sık iğne ile kapattım. Yine 3 zincir. Bakın bu kadar arkadaşlar. Yaprağımızın yapımı bu. Ve bakın bu çıktığımız yer var ya arkadaşlar. Şu köşedeki yuvanın içine de sahte sık iğne ile buraya kapattım. 3 zincirimi çektim. Bu ilmeğimin arasına yani topladığım ilmek var oraya kadar indim. Sahte sık iğne ile kapattım. Bu yeşil yuvaya da bu şekilde sahte sık iğne yaparak iniyorum. Bakın hiç zincir falan yok. Kenarda 2 tane yuva yapmış olduk bu şekilde bakın arkadaşlar. 2 yuvayla da aşağı inmiş oldum. Şimdi aynı şekilde yine 4 tane ilmeği toplayacağım ilk gösterdiğim gibi. Bu yaptığım yapraktan 2 tane daha yapıp hemen geri geleceğim arkadaşlar. Fazla vaktiniz gitmesin. Evet arkadaşlar yaprağımız 3 tanesini hazırladık bu şekilde. Şimdi şu ilk trabzan yapmıştık ya arkadaşlar. Oradan başlıyoruz. Kırmızının içinden yeşilden dipten değil. Bu ilmeğin içinden böyle sahte sık iğne yaparak başlıyoruz. Şöyle net bir göstereyim arkadaşlar başlama noktasını. Ve 3 tane zincirimi çekiyorum buraya. Şu ipimi çekerek şurayı bir gerdireyim. 3 zincirimi çektim. Hemen bakın bir tık üstteki yuvanın içine giriyorum. İlmek çıkarıyorum. Bu 3 zinciri oraya sabitliyorum. Bu ilk yuvam. Yine 3 zincir. Yine bu şekilde kapattım. 3 zincir. Buradaki sıradaki yuvaya kapattım. Bu kenar kontür işlemi oluyor. Hem yaprakları toparlıyor arkadaşlar. Yuvarlaklaştırıyor. Hem de biraz da büyütüyor aslında. 3 zincirimi çektim. Bakın buradaki yuvanın içine sabitledim. Yine 3 zincir çekiyorum. Bu köşedeki yuvanın içine girip sabitliyorum. Şimdi arkadaşlar bu bir zincir muhakkak çekiliyor. Sahte sık iğneden sonra
Bunu bu, yine ilk başladığımız yer var ya arkadaşlar, ilmeğin arasına hiç zincir çekmeden sık iğne ile sabitledim. 3 zincirimi çektim. Bu şekilde bakın şu sıradaki yuvanın içine girip aynı işlem. Bu birincide ne yaptıysak arkadaşlar, yani kenarlarına, evet arkadaşlar, kenar kontürlerini giderek çiçeğimizi birbirine, yapraklarını birleştirdik. Çok da güzel bir görüntü oluştu. Ve burada arkadaşlar dalımızın içine yaptığımız bu şekilde 5 zincirli yeşil yuvanın içine de 3 tane kirpik yapacağız. 3 zincir. Hemen kapattım buraya ilk kirpiğimi. 3 zincir. Kapatıyorum. 3 zincir. Aynı şekilde. 1 zincirimi çektim arkadaşlar. İpimi koparıyorum. Evet. Şöyle bunları arkada yakıp yapıştıracağız arkadaşlar. Şimdi bu fil dişinin arasına yaptığımız kirpikleri de tarif edelim arkadaşlar. Hepsi tas tamam, eksiksiz olsun. Buraya 2 zincir çekiyorum. Daha minik olması için. Bu şekilde daha çok inliyasına benziyor arkadaşlar. Şöyle 2 zincir. Yanına kapattım. 2 zincir. Yanına kapattım. 1 zincirimi çekiyorum şöyle sıkı sıkı dibine. Evet. İpimi kopardım. Evet arkadaşlar, modelimizin bitmiş hali bu şekilde. Bu ortasına yaptığımız kirpikler bile ayrı bir hava katıyor. Ufak dokunuşlar nasıl değiştiriyor değil mi arkadaşlar? Modelin bu şekilde. Hem iğne oyasının aynısı hem zarif bir oldu arkadaşlar. Yalnız size hatırlatmak istediğim bir nokta var. Bu dal kısmını yaparken sahte sık iğne ile çekmemişim. Bakın. Sahte sık iğne ile çekilenler ne kadar zarif. Ben dalmışım. Yeni bir yapım olduğu için. Demek ki eski alışkanlığımız hala devam etti. Ama not olarak siz arkadaşlar yaparken dikkat edin. Bu yaptığımız sahte trabzanlar aşağı inerken sahte sık iğne ile çekerseniz daha zarif olacak. Şu aşağı 2 zincirle iniyoruz ya kenarında. Şu şekilde bakın daha zarif duruyor. Sahte trabzanları çekemeseniz de inerken en azından dal kısmından 2 zincirle aşağı inerken sahte sık iğne ile çekerseniz daha zarif bir dalınız olur. Tabi yine de tercih size ait. Siz nasıl yapmak isterseniz. Benden size anlatmak, modelin nasıl yapıldığını tarif etmek arkadaşlar. Umarım beğendiğiniz, hoşunuza giden bir model olmuştur arkadaşlar. Modelim bu şekilde. Ara suyum da bu şekilde. Bakın şöyle yakın plan olarak da inşallah şöyle bir net bir görünürlük olur. Bu şekilde modelimin tam hali. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Hoşça kalın.